Sularımız çekiliyor değerli izleyiciler. Şimdi geçen günlerde BBC dünyadaki kuraklık haritalarını bir çıkardı. Tabii en bilinen yer olarak da Venedik'teki o kanalların kuruduğunu ve çok kötü kokular, hastalıklar yayılıyor. Yağmur yağmadığı için tabii kanallar dolu olmayınca turist niye gelsin Venedik gibi böyle güzel bir yere? Ama aynı sorun bizde de var, bütün dünyada var. Bakın şimdi e, kuraklık nasıl hayatımızı etkiliyor? Tabii bunun çaresi diyorlar da bunun çaresi yok. Yani yağmur yağmadığı zaman... Çare yok. Yağmur yağması lazım ki çare olsun. Çünkü yani su dediğiniz şey tüketiliyor ve bitiyor. Bakın Bursa Nilüfer Barajı gördünüz. O dolu 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 olan göl baraj kurudu değerli izleyiciler. Baraj kuruduğunda gördüğünüz gibi ne hale geliyor? Ne elektrik üretimi ne de başka bir şey. Yalova'daki Gökçe Barajı gördüğünüz gibi kup kuru yani en çok kuruyan barajımız da bu. Gökçe Barajı Yalova'da gördüğünüz gibi ne hale gelmiş durumda. Kuraklık haritasını bir görelim. Olağanüstü kurak. En olağanüstü kuraklık gördüğünüz gibi Çorum tarafında. E, Gerci Zeycel, Çorum, Yozgat, Tokat tarafında görülüyor. En yoğun oldu. Yine İzmir'de, Çanakkale <laughs> o taraflarda yine görülüyor. E, çok şiddetli şu kurak da gene o bölgelerde e, olduğunu bir kez daha görelim. E, Antalya diğer yerlerde hafif orta olarak geçiyor ama Orta Anadolu'da öyle. Karadeniz, daha işte Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz veya Doğu Anadolu'nun bazı yerleriyle Ege'nin Ege Ege'nin Akdeniz'in iç kesimleri daha fazla o kadar da kurak değil ama özellikle Ege kıyıları, Trakya ve İç Anadolu'nun Karadeniz'e doğru giden Sinop'tan aşağıya gelen bölgesinde kuraklık olduğunu bir kez daha görmüş olalım. Şehirlerin su kaynakları da kuruyor haliyle. En son 2014'te böyle bir kuraklık yaşandı. İstanbul'daki barajların dolduk oranı %35, Mar Marmara ve Akdeniz'deki yağış ortalaması %43'ün altında kaldı. %43 düş, daha çok yağması lazım. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da da ortalamaya göre %70 azalma var. Marmara Akdeniz'de %43, diğer yerlerde %70. O yüzden de acilen yağmur yağması gerektiğini bir kez daha söyleyelim.